Kulak ver. O nameler uzakta değil fakat sana söylemeye izin yok. Sen o mürşidi kamile kulak ver. Dil ile söylenmeye izin olmayanı gönül kulağıyla dinle. Kelama müsaade edilmeyeni gönlüne gönlüne daya. Rabıtanı kur gönlünden gönlüne akıtmasını bil derviş gönlünü gönlüne daya o mürşidi kamilin o mürşidi kamilin gönlüne gönlüne daya ki dile gelmeyen sırlar senin gönlüne gelsin dile gelmeyen ruhi ruhi sırlar senin gönlüne gelsin sen o mana alemine gönül ayağıyla yürüyeceksin. O mana alemini gönül gözüyle göreceksin. O manalı sözleri gönül kulağıyla dinleyeceksin. Gönlüne gönlünü dayamıyorsan, gönlünü gönlüne dayamıyorsan ve üstadını ve mürşidini kendinden fazla sevmiyorsan, kendinden fazla sevmiyorsan, onun gönlünden sana bir işaret gelmeyecek. Sen o namelerden almayacaksın. O namelerden almak istiyorsan muhakkak gönül kulağını onun gönlüne dayayacaksın. Muhakkak ki gönlünü gönlüne rapt edeceksin. Aynı sözler çıkacak senden. Aynı kelimeler doku, gö, dökülecek senden. Nasıl Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dilinden dökülen Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in dilinden dökülüyorsa senin de dilinden dökülen üstadının dilinden dökülecek. Veyahut da senin dilinden dökülen bir konuyla alakalı meselede senin üstadının da dilinden dökülecek. Gönle gönlünü daya. Onu kendinden fazla sev. Onu kendinden fazla seversen onun o gönlündeki ilahi ilmin hazineleri sana açılır. Yoksa sana o ilahi ilmin hazineleri açılmaz. Bu uzakta değil. Sen ceseden uzakta olabilirsin. Ama bir müritle mürşit arasında eğer ki müridin bağlantısı tam ise, rabıtası tam ise uzak yakın olur, yakın uzak olur. Ne dedi Hazreti Pir? Yemen'deki dedi fiziken uzaktadır ama bizim canımızdadır. Yanımızdaki kimse dedi yanımızdadır ama uzaktadır dedi canımızda değildir. Bu bir mürit için mürşit uzakta değildir. Mürit onu uzakta görür. Çünkü gönül gözü ve gönül kalbi çalışmadıysa, gönül kulağı duymuyorsa o uzaktadır. Gönül kulağı duyan ise o yanı başındadır, yakındadır, canındadır, ruhundadır, sırrındadır. Aslında mürşitle beraber dolaşır. Mürşitle beraber o da Hangi aleme gidiyorsa mürşit o da oraya gider. Mürşit nereyi seyrediyorsa seyrillahta o da orayı seyreder. Ancak gönül bağı kurarsa orada gönül rabıtası kurarsa olur. Bizler daha doğrusu kendimizi karıştırmayalım. Tarikatım diyen kimseler dervişlere zorla iki anlının ortasını rabıta edeceksin diye rabıta veriyorlar. Ya bu adam ne rabıtası? Daha şeyh nedir bilmiyor. Şeyhi sevmek nasıldır bilmiyor. Onu bilmeyen kimseye rabıtayı patlatıyorlar. Her birinin akli dengesi bozuluyor. Kafası bozuluyor her birinin. Sabahtan akşama kadar zorluyor kendini. Şeyhin iki kaşının ortasını rabıta edeceğim diye. Sufilik sevme işidir. Allah'ı seven kimse sufilikte yürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven sufilikte yürür. Üstadını seven sufilikte yürür. Bu sevgi onda tecelli etmiyorsa o dergan içerisinde durur ama yol alamaz. Orada durması dahi büyük keramettir. Orada durması dahi büyük hikmettir. Bunu sakın kerih gördüğümü zannetmeyin. Sakın. Orada dursun zaten o. Sıkıntı yok. Ama yol yürüyecekse evet kendinden fazla sevecek. Ve o zaman kulak verecek. O zaman kulak verdiği zaman o velinin, o mürşidi kamilin hatta bit fitilleri, o peygamberin içindeki namelerden ona name gelecek. O zaman hakikati görecek. O zaman doğruyu yanlışı gerçek manada bilecek. Hani Allah Resulü buyurdu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Müftüler dedi fetva verse de siz kalbinize bakın. İşte o zaman kalp mekanizması çalışacak. O zaman kalp mekanizması müftünün fetvasına değil, kalbin fetvasına bakacak. Eğriyi, doğruyu, yanlışı, eksiği, fazlıyı kalbi ilham alacak çünkü onun. Cenab-ı Hak onun kalbine ilham edecek. Cenab-ı Hak onun kalbine merhamet edecek. Merhamet edince evet bu hata, evet bu yanlış, evet bu doğru, evet bu eksik. Hatta ayet-i kerime aklına gelecek, kalbine gelecek onun. Hatta hadis-i şerif kalbine gelecek. Bu konuda böyle bir hadis-i şerif var. Bu konuda böyle bir ayet-i kerime var. Bu konuda böyle bir fetva var diye onun gönlü çalışmaya başlayacak ki gerçek manada sufi olma yolunda yürüyecek. Eğer bu manada gönlünü üstadın gönlüne rapt edebilirse, gönlüne çünkü hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım dedi. Aklına değil, kalbine sığdım dedi. O yüzden Hazreti Pir'i için söylüyorum. O mürşidin öyle bir pir seviyesindeki bir mürşidin gönlüne kulağını daya. Şeytan kulağına vesvese vermesin. Gönlünü üstadının sesine daya. Heva heves seni parmağında oynatmasın. Üstadına sımsıkı yapış. Nefis seni hopur hopur hoplatmasın. Hamsi gibi tavada zıplatmasın seni. Zıplatır çünkü.